Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 11. haftası 5. videosundayız. Yani son videodayız arkadaşlar. Paraya kenarda alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet alan özelliklerini verdiğimizde ne dedik? Temel yapılar var demiştik. Bu da temel yapılardan biri. Sıkıştığınız zaman hemen bu var mı diye bakacaksınız. Dikkat edin 5 yıldız koydum. Temel yapılarımız nelerdi arkadaşlar hatırlayalım. Hocam köşegenler şu alan tüm alanın dörtte biriydi. Ya da bir köşegen çizildiğinde bu dörtte biriydi. Ya da neydi arkadaşlar şu eşit olduğunda yine bu dörtte biriydi diye temel yapılardan bahsetmiştik. Şimdi bunu da temel yapı olarak alın. Özellikle soru çıkmıyorsa büyük ihtimalle bu bizim alan hikayesi vardır. Yani bir paralel kenarın içerisine şöyle bir üçgen koyduğun zaman bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Bunu da temel yapı olarak bilin. Nereden geldiğini tabii ki ispatlayacağız arkadaşlar. Birinci nereden geldiği belli. Hocam üçgenin alanı şurası. Üçgenin alanı nedir? A çarpı H bölü 2. Paraya kenarının alanı nedir? A çarpı H'tır. Tüm alanın yarısı demişiz biz burada. O zaman paraya kenarının alanı A çarpı H. E, üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Üçgenin alanı da A çarpı H bölü 2. E, paraya kenarının alanının yarısını alsam gerçekten de eşit oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Birinci ispat bu. Taban çarpı tabana ait yüksekten geliyor. Çünkü paralel kenarın alanı A çarpı Aş. Burası A çarpı Aş bölü 2 olduğu için yarısı. Diğer bir ispat alan kaydırmadan gelebilir. Şunun üstünde göstereyim. Alan kaydırma neydi? İki paralel doğru arasında şu taban sabitleyip tepe noktasını istediğimiz yere oynatabiliriz. Hocam hop bunu buraya getirsem alan değişir mi? Değişmez. Tepe noktası bu, taban bu olacak şekilde üçgen oluştursak bu üçgenin alanıyla bir önceki üçgenin alanı aynı mıdır? Evet. A hocam bu da köşegen olduğu için tüm alanın yarısı yapar arkadaşlar. Evet yarısının olmasının diğer ispatı da bu. Hatta burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar size. Şurada göstereyim isterseniz. Burada burada önemli olan şeylerden biri de bu. Bu tüm alanın yarısı ya. Paralel kenarın alanın yarısı ya. Geri kalan beyazlar da paralel kenar alanın yarısı. Yani sen buraya bir A alan diyecek olursan. Buraya bir B alan diyecek olursan. A artı B paralel kenar alanın yarısı olduğuna göre. Hocam burası da A artı B yapar diyebiliriz. Şimdi burada bu ne işimize yarayacak? Alan dağıtırken falan yine çok işimize yarayacak. Ee, şu, bir ispat yöntemi olarak da yine düşünebilirsiniz bunu. Atıyorum burada 2K. Burada 3K varsa hocam 5K ise burası da 5K. Bir üçüncü ispat olarak da bunu düşünebilirsin sen oranlamalar varsa. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A. 5K'da kalan da 5A değil midir? Dikkat edin. Tüm alan 10 aken burası 5A oldu. Yani gördüğünüz üzere ya da bu alan tüm alanın yarısı geri kalanlar da tüm alanın yarısı yaptı. Böyle oranlamalar olduğu zaman da böyle alan dağıtımı da yapabilirsiniz. Ha bu bir tek bu şekilde değil tabii ki. Yanlamasını olduğu zaman da yine bu tüm alanın yarısıdır. Özellikle bunu ne zaman anlayacaksınız? Ya hocam şuralarda oranlama varsa tüm alanın yarısı bilmenize gerek yok. Alan dağıtımıyla çıkartırsınız. Özellikle böyle bir üçgen olduğunda şuralarda bir oran yoksa o zaman büyük ihtimalle ne vardır arkadaşlar? Bu şekilde tüm alanın yarısı olması hikayesi vardır. Özellikle çok sıkıştığınız an hemen direkt buna bakın arkadaşlar. Hemen örneklere başlayalım. Bakın alan ABC'de nedir diye soruluyor. Adam bize ne vermiş? BF'yi 4 vermiş. EC'yi kaç vermiş? 6 vermiş. Aa hocam taban var. Tabana ait yükseklik var. Hemen bir üçgen oluşturalım. Üçgenin alanını bulabilirim ben. Şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den kaç yaptı? 12 yaptı. Evet bu alan 12 ise tüm alan ne yapacaktır? 12'nin 2 katı yapacaktır. Çünkü bu tüm alanın yarısıdır. 24 yapar cevabımız. Geldik 31'e. Ne var burada hocam? Oranlamalar var. Yani buraya 3K diyecek olursam burası neymiş? 2K. Evet AF uzunluğu 3K, FB uzunluğu 2K. İster 2K'lardan dağıtın ister çift çizgilerden dağıtın. Başlayalım alan dağıtmaya. Hocam ben 3K'lardan 3K 2K'dan başlıyorum. 2K'da kalan 6 ise tepe noktası K olan da o zaman 3K'da giden olacak? Tepe noktası K olan da hocam direkt 3 katı 3 katı 9 olacaktır. E çift çizgileri göre de alan dağıtalım. Hocam çift çizgilere göre de çift çizgide kalan 15 ise hop şunu şöyle çizersem çift çizgide kalan yine 15 mi yapar? Evet. E arkadaşlar artık bu alan tüm alanın yarısı değil mi? Aynen öyle. Yani bu alan kaç? 15 15 30. 30 çarpı 2 tüm alana eşit olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu alan tüm alanın yarısı. Yani cevap 60 yaptı arkadaşlar. Temel yapı. Unutma bunu. Geldik buraya. Örnek 32'de bildiğimiz bir şey. Kolaylıkla direkt yapabiliriz. Hocam bunlar eşit. Bunlar eşitse buradaki alan a iken buranın direkt 3 a olduğunu biliyoruz. Değil mi? Benzerlikten ya da e, ya da a 3 a 5 a 7 a diye gitmiyor muydu? Evet. E burası 4 a ise tüm alan kaç a yapacak arkadaşlar? 8 a yapar. Çünkü bu alan tüm alanın nesiydi? Böyle üçgen olduğunda yarısıydı. O zaman 8A olacak. Tüm alanı 8A'yı kaç vermiş bize? 72 vermiş. A'yı buradan 9 bulduk. Bizden 3A isteniliyor. 3A da kaç yapar? 27 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 27 oldu. Geldik bir sonrakine. Ne var hocam burada? E burada bazı arkadaşlar tabi alan formülünü biliyorsa alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 paraya kenarın anında taban çarpı yüksekten yapabilir. Ama oranlamalar olduğunda biz alan dağıtmayı daha çok seviyoruz. Hemen şurada. MN bölü C'de 1 bölü 4 verilmiş. Hocam burası A iken burası 4A verilmiş. Sonra KL bölü AB 3 bölü 5 verilmiş. Hocam burası 3B iken burası 5B verilmiş. E hocam burası 4A burası 5B. Bunlar kaçta birleşiyor? 20'de birleşiyor. O zaman bunu 20 ile çarparsın. 20 ile çarptığında buraya 20K dedin. 20 ile çarptın pardon 5 ile çarparsın 20K oldu. O zaman buraya 5 ile çarptığın için yani A yerine 5K yazılmış gibi oldu. 5K. Burayı 20 yapmak için 4 ile çarpman lazım. O zaman burayı 20K yaptıysam o zaman ee, B 4 ile mi çarpmıştık? Evet burası da 12K mı oldu? Aynen öyle. Şimdi alan dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Üçgen oluşturacağız. Hop şöyle. Üçgen oluşturunca gençler şuraya bakın. Üçgeni oluşturduğunuzda ne çıktı? Hatta üçgene böyle tırtıklı oluşturayım ben ya. Şöyle tırtıklı oluşturayım. Çünkü işler karışabilir şimdi. Bakın şöyle baktığınız zaman hocam 12K'da kalan 12A ise 5K'da kalan 5A diyebilir miyiz? Evet. Ama hocam A'daki A'dan 4A'ya dağıtmamız lazım. Ya da b 3B'den 5B'ye dağıtmamız lazım. Şimdi bu, burada şekil üzerinde dağıtırım ama kafanız karışabilir. İsterseniz şöyle şurada göstereyim. Bakın şurada bir ne var arkadaşlar? İsterseniz A'dan dağıtalım. Şurada bir A var değil mi arkadaşlar? Evet A var. Burada da ne var? Ya da boş ver ya. Şuradan gideyim ben ya. Ne olacak? Bir şey olmaz ki. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan dağıtalım. Üçgen alan dağıtmasını biliyoruz ya. Hepsini dörtgen olarak yazmadım. Bakın. Burası 12K. Burası da 20K değil mi? Şurayı ne bulduk biz arkadaşlar? 12 a mı? Evet. Burası 12 a olduğuna göre. Dikkat dikkat. Hocam 12K'da kalan 12K ise 20K'daki alana ait taban oluşturacaksın. Alan oluşturacaksın. Şurası Hocam 12K'daki 12A ise 20K'daki 20A'dır. Yani burası 20A. E burası 20A ise tüm alanın yarısı tüm alanda kaç yapar? 40A yapar arkadaşlar. Evet alan KLMN 17A bölü alan ABCD 40A yaptı. İşlem hatası yapmadıysa nedense işlem hatası yapmış gibi hissettim. Ama cevap 17 bölü 40 çıkar arkadaşlar böylelikle. Evet gençler galiba işlem hatam yok. Tamam Bu şekilde de alan dağıtabilirsiniz. Ama genelde bu soruyu yükseklik çizip oradan yapıyorsunuz. Daha iyi ama o ben anlatmadım diye buradan anlattım. Geldik buraya. Şimdi bu soruyu gören masum köylü ne yapıyor? Hocam kelebek var burada. Kelebekteki oran 6 bölü 10'dur. Hayır alanlar oranı. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. E kelebek var burada 6 bölü 10'un kare kükü yapacağım o zaman. Çünkü benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse alanlar oranının kare kükü de benzerlik oranına eşit olmak zorunda. O zaman 6 bölü sa hocam burası kök 6k. Burası da kök 10k yazarsın. E burası kök 8. Buraya da e, kök 8 artı kök 6. Buraya maalesef buradan gelmeyeceği belli. Demek ki başka bir şey var burada. Sıkıştığın zaman özel temel yapılar yoksa 5 yıldızlı temel yapıya bakacaksın. Nasıl bakacaksın? Hocam bak hop şöyle. A bu paraya kenar alanının yarısı değil mi? Evet paraya kenar alanının yarısı şuraya A diyecek olursam A artı 10 artı X'e eşit. Aynı zamanda başka var mı? 8 ve 6'yı da kullanmam lazım. Bak 8 ve 6'ya ait de şöyle tersten bir üçgen var. Tersteki üçgende de yine yarısı değil midir arkadaşlar bu? Yine paralelkenar alanının yarısı şu mavi olandır. A artı 6 artı 8'dir yani. A'lar nanay. Buradan x ne geldi o zaman? 14 eksi 10'dan 4'e eşit oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sıkıştığınız an böyle alan dağıtma o bu şu yoksa 5 yıldızlıya bakın. Kesinlikle ama kesinlikle çıkar. Ha ÖSYM'de çıkar mı aslında önemli bir özellik. Ya bu 5 yıldızlı çıkabilir. Uzun zamandır sormuyor ama çıkmaya aday aslında. Geldik buraya. Daha farklı yollarla tabii ki yapılır arkadaşlar. Ama ben şu an 5 yıldızlı ise vurgulamak için oradan yapacağım. Ama isterseniz ilk önce farklı bir yolla yapayım. Açı ortaylar deyince aklınıza ne geliyor? İlk başta büyük ihtimalle kollar açılan gelebilir. Oradan yapabilirsiniz. Hocam kollar açılan dikmeler eşit. Şununla şu birbirine eşit. Hocam burada da kollar açılan dikler eşit. Şöyle burası da eşit. A hocam şey çıktı. Ee, şu A H. A çarpı H bölü 2 6'ya eşitlersiniz. A çarpı H 12 çıkar. Senden ne isteniyor? A çarpı 2 H isteniyor. O şekilde bir çözüm yöntemiyle gidebilirsiniz. Ya da ikinci bir yol arkadaşlar. Şimdi açı ortayların biz nasıl kestiğini biliyoruz. Hocam dik kesiyordu. V nerede kesiyordu? Orta taban üzerinde kesiyordu. Orta taban hocam bu orta taban. Mı? Hayır bak 90 içinden geçecekti orta tabanın. Hocam dik ve ortaman üzerinde kesişiyor. Hop şöyle çizdik. Yani şunlar eşit. Bunlar da eşit yani. Evet. Dik ve ortamanı yapıştırdık mı yapıştırdık. Aa hocam şuradaki paralel kenara bakar mısınız lütfen? Bak şu paralel kenara bakar mısınız lütfen? Ne var? Hocam bu 6 ise burada kalan 12 mi yaptı? Evet. Arkadaşlar birer kenarları aynı olan paralel kenarlarda da aynı şekilde tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapabilirsiniz. Üçgendeki alan dağıtımı gibi. Yani sen şöyle bir şey gördün mesela. Birer kenarları ortak olan paralel kenar var. Atıyorum burası 2K burası 3K burası da atıyorum 2K, 2K olsun. Hocam K'da kalan A ise 3K'da kalan 3A 2K'da kalan 2A diyebilirsin. Birer kenarları ortak olduğu için bak şu paralel kenarda bir kenara ortak. Bu paralel kenarda ortak. Bu paralel kenarda ortak olduğu için yapabilirsin. Niye? Tabana ait yükseklikleri hepsinde aynı olduğu için orada o şekilde bir dağıtım söz konusu. E o zaman hocam bu çift çizgi kalan 12 ise çift çizgi kalan burada kalan da 12'dir. Tüm alan kaç yapıyor o zaman? 12 artı 12'den 24 yapar arkadaşlar. Bu da bizim 5 yıldız alan yöntemiyle çözüm yöntemimiz. Çünkü bu alan tüm alanın yarısıydı. Burası 6 iken burası 12 oldu. E çift çizde kalan 12 iken çift çizgi kalan da yine 12 yaptı. Ve tüm alanı 24 bulduk. Geldik bir sonrakine. Aa hocam oran var. Alan dağıtacağız. Hissiyatı oluştu sizde. Olabilir. Doğru. Ne yapacağım? Şuradaki oranı kullanacağım. Peki şuradan bir paralel çizeyim dediniz. Mesela şuna. Hani yatayın üzerinde ya. Dikeylere paralel çizeceksiniz dediniz. Hocam K'yken 2K dediniz. Ama buradaki oranı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Demek ki sen alan dağıtamazsın. Burada oran yok çünkü arkadaşlar. Aa O zaman burada ne düşüneceğim şimdi? Burada dikkat et. Bu arada bu soru üniversite sınavında çıkmış bir soru. Karede çıkmış bir soru. Dikkat. Karede çıktı. Karenin de bir köşegenini sordu. Hani tüm alanı bulunca karenin bir kenarını buluruz. Oradan da alanına ulaşırız. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman. Burada bir oran yok. Aa, ben o zaman şu üçgeni düşünmeliyim arkadaşlar burada. İşte oran olmadığı zaman şu bizim 5 yıldızlı alanı mutlaka mutlaka düşünün. E hocam bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Paraya kenar alanın yarısı. O zaman şu boşluğa bir A diyeyim. A artı 15'tir. O zaman paralel kenarın alanı ne yaptı? 2A artı 30 oldu. E hocam ben şuradaki eşitliği nasıl kullanacağım? Bu da bizim temel yapılardan biri değil miydi arkadaşlar? Hani 5 yıldızlı alan e, temel yapılardandı. Şu 5 yıldızlı alan kırmızı ama şu mavi de tüm alanın 4'te biri değil miydi? Evet. Paralel kenarın alanı 4'te biri de A artı 4. O zaman arkadaşlar paralel kenarın alanında 4 A artı 4'ün çarpımı değil midir? 4 A artı 16 değil midir? Evet. Buradan ne geldi? 2A eşittir. 14 geldi. A'yı da buradan 7 mi bulduk arkadaşlar? Evet. A7. Benden paraya kenarına alan isteniyor. O zaman A yerine 7 yazarsan 15 7 daha 22 yapar kırmızı alan. 22 çarpı 2'den cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 44 çıkar. Evet güzel bir soru. Ama aklınızda bulunsun. Şu bizim sorularda soruyu yapamadığınız zaman bizim 5 yıldızlı alan var mı diye bakın. Genelde kitaplarda çıkıyor. ÖSYM e sorar mı sormaz mı? Biraz edeyim şu anda. Ama e, aslında önemli. Sıkıştığınızda buna bakın arkadaşlar. Ama önemli. 5 yıldız koymuşum ha dikkat. Evet geldik buraya. ABCD paralel kenar AFB üçgen A ile EF birbirine eşit verilmiş. Allah Allah bu eşitliği kullanmam lazım. Ya bir alan dağıtımı var gibi değil mi arkadaşlar? Evet hocam. E o zaman bir alan dağıtmaya çalışalım. Bu eşitliği kullanalım. Hocam şunu şöyle uzatsam mı acaba? Ya Alan dağıtacağımız belli. numaraya göre alan dağıtalım. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şuradan şöyle şey yapacak olursam. Şunu çizecek olursam. Şurada çift çizik alanla çift çizik alan birbirinin tıpkısının aynısı olacak değil mi? Evet. E şurası verilmiş. Aa bizim 5 yıldızlı alan çıktı burada. Bu 5 yıldızlı alan tüm alanın nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. Hocam burayı da vermiş 14. O zaman ben şuraya bir A alanı dersem. Şu bizim kırmızı alan tüm alanın yarısıysa geri kalan da tüm alanın yarısı değil midir? Evet. E burası A artı 14 ise burası da A artı 14'tür hocam. E şimdi alan dağıt. Çift çizdik alanı A artı 14 ise çift çizdik alan da yine A artı 14'tür. A'sı buradaysa buraya 14 mu kaldı? Evet. O zaman bizden ne isteniyor? E, C, B, F. E, C, B, F dörtgenin alanı isteniyor. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 14 çıktı. İşte böyle garip sorularda çok karşılaşıyoruz bununla arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet örnek 37'yi 14 bulduk. Geldik örnek 38'e. ABCD ve KBML birer paralel kenar diye vermiş. Bir de alanlar verilmiş arkadaşlar bize. Herhangi bir şekilde oran var mı? Yok. Alan dağıtabiliyor musunuz? Yok. O zaman ne yapacaksınız? Sıkıştınız. 5 yıldızlı alan var mı yok mu diye bakacaksınız. Öncelikle neye bakalım? Mesela şu dikey paralel kenara bakalım arkadaşlar. Şu dikey paralel kenara baktığınız zaman bir şey fark edebiliyor musunuz? Fark edemiyorsunuz. Hiçbir şey yok. E ne yapalım hocam? Burada 5 yıldızlı alan formülü falan da yok. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şurada 5 yıldızlı alanı oluşturabiliyor muyuz? Oluşturabiliyoruz. Bakın şuradaki alan kırmızı alanın nesidir? Kesinlikle ama kesinlikle yarısıdır. Hocam kırmızı alanın yarısı ya geri kalan parçalar da kırmızı da yarısı olacak. Yani sen o zaman şuraya bir A alanı dersen A artı 2 artı X midir arkadaşlar burası? Evet. Burası A artı 2 artı x'i eşittir. Şimdi ne yapalım? Bir de elimizde şu paraya kenar var. Mavi paraya kenar var. Bir de mavi paraya kenara bakalım arkadaşlar. Şurası yani. Şuraya dikkat edecek olursak da gençler. Hocam mavi paraya kenarda da dikkat edin. Sarı bölge gerçekten mavinin de yarısı mı oldu? Evet. Yani şu yarısı geri kalan parçalar da mavide. Yani şurası ve şurası da yarısı olmaz mı? Çünkü niye? Bu alan yarısıyken geri kalanlar da yarısı oluyordu. Ondan dolayı arkadaşlar. E o zaman burası da yarısı. Aynı zamanda o zaman bu alan da neye eşit olacak? Şu mavinin yarısı. Geri kalanların toplamı. A artı 3 artı 7. A artı 3 artı 7'ye eşit olacak. Çünkü hem kırmızıda yarısı burası. Diğer geri kalan parçalar. X artı A artı 2 burası. Hem mavide bu yarısı olduğu için bu sarının dışındaki alanlar. Mavideki sarının dışındaki alanlar da paraya kenarında alanın yarısı yapacak. A artı 3 artı 7. Yani buradan a artı 2 artı x ne eşit olmalı? a artı 3 artı 7'ye eşit olmalı. Sıkıştığınız zaman bak 5 yıldız diye dağıl. Ne çıktı x buradan arkadaşlar o zaman? 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Evet cevabımız böylelikle 8 yaptı. Örnek 38'de. Geldik bir nota. Şimdi arkadaşlar bu tamam 5 yıldızlı alanı bilin. Bu bilinse mi eskiden bilinmesin falan diyordum ama bazı sorularda böyle çok karışık sorularda da işimize yarayabiliyor. İspatını yapacağım hemen. Ee, söylüyorum karşılıklı içeride bir nokta alındığı zaman paraya kenarda içeride bir nokta alındığında ikinci bir ispatını da yapmak için şuradan bir kopyala yapıştır yapayım. Bir saniye. Şöyle. İkinci bir ispatını da yapacağım arkadaşlar. Çünkü burada. Şimdi arkadaşlar paraya kenarda karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın yarısıdır. Yani S1 artı S3 de tüm alanın yarısı. S2 artı S4 de tüm alanın yarısı. E o zaman ne olacak? Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın yarısıysa S1 artı S3 ile S2 artı S4 birbirine eşittir ve tüm alanın nesiymiş yarısıymış. İspat. Hocam şuradan bir paralel çizecek olursak. Bak şu paralel kenarının alanı ne oldu? S3 ise burası üçgenin alanı. Şurası 2S3 değil midir arkadaşlar? Evet. Hocam S1 ise burası da Buradaki paraya kenarda 2S1 diyebilir. Aynen öyle. Bak tüm alan 2S1 artı 2S3 iken burası S1 artı 3 yaptı. Gerçekten karşısında alanlar toplamı tüm alanın yarısı yaptı. Diğerinde de şunun ispatını yapacak olursam. Hocam bak dikkat et S2 ise buradaki alan 2S2. Hocam S4 ise buradaki alan da 2S4. Tüm alan 2S2 artı 2S4 iken e, şu ikisi S2 artı S4 bu da yarısı. O yüzden karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit ve tüm alanın dörtte birine eşittir. Bazı çok karışık sorularda parayakenin içinde alınan bir noktadan böyle köşelere çizilen üçgenlerde oluşan ifadelerde bu karışık sorularda bunu da kullanabiliyoruz. Ama 5 yıldız bizim olmazsa olmazımız. tamam? İspat da zaten buradan geliyor. Bunu da bilseniz iyi olur. Hani buna 5 yıldız koyduysak hadi buna da tek yıldız koyayım isterseniz. Örnek 39'da ne demiş arkadaşlar? Bakın içeride bir nokta alınmış. Bak hiç alan dağıtımı falan yapamıyorsunuz. O zaman bizim özel durumlara geleceksiniz. Birinci özel durum. 5 yıldızlı alan var mı? Maalesef yok. İkinci durumda işte içinde bir nokta alındıysa karışıksa hemen ona bakacaksınız. Peki sen buraya ne diyeceksin şimdi? Şöyle hocam şuraya bir A alanı dersek buraya da bir B alanı dersek dikkat edin. Şu alanlar arkadaşlar karşı alanlar toplamları nedir? Tüm alanın yarısıydı. Hocam x artı b artı 9 paralel kenar alanının nesidir? Yarısıdır. E ee, başka ne yapacağız hocam burada? X'i kullandık mı kullandık? Aa bir de bak bir şey var burada. 12'yi kullanmadık. 12'ye bakacak olursan da şurası da 12 artı b değil mi? Evet hiç a'yı da kullanmama gerek kalmadı. Şuraya a dedik ama a'yı da kullanmama gerek kalmadı. Şurası da arkadaşlar paraya kenar alanının yarısı değil mi? Bak şu alana bakacak olursanız. Evet. B artı 12 de paralel kenar alanının yarısı. B'ler gitti. X de buradan 12 eksi 9'dan kaç yaptı arkadaşım? 3 yaptı. Evet görüyorsunuz çok karış sorularda bunu da kullanabiliyoruz. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? 3 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. ABCD paraya kenar demiş ve şöyle bir oran verilmiş. Arkadaşlar bunlar altta birleşiyor. EF'ye K diyelim. KL uzunluğu 2K oldu. KL uzunluğu 2K ve Ali Bey uzunluğu 3K mı oldu arkadaşlar? Evet altta birleştiği için Ali alibiozunlu da 3K oldu. Tamam şurası 3K aynı zamanda burası da 3K mı? Evet. Şimdi burada alan dağıtımı yapacağımız belli arkadaşlar. Nasıl bir alan dağıtımı yapsak? Şimdi burada kelebekteki oran var. Burada şimdi normalde şöyle yapabilirim. Hocam şu üçgenin alanını bulup sonra şu üçgenin alanını bulup iki katı diyebilirim. Bu yolu daha öncesinde yapmıştım. Bu sefer farklı bir yoldan yapayım. 1 e 2 oran mı var? Evet. 1 bölü 2'nin karesi nedir? Alanlar oranına eşittir değil mi? 1 bölü 4'e eşittir. Yani buradaki alan A iken burada kalan nedir? 4 A'dır. E hocam 2 K'da kalan 4 A'ysa 3 K'da kalanı direkt bulabilir misin böyle? Aynen bulabilirsin. 2 K'da kalan 4 A'ysa 2 katı 3 K'da kalan da 6 A mı yapacak? Evet. Siyahla yazıyorum bakın. Şurayı 6 A buldum. Aynı şekilde arkadaşlar şurada K'da kalan A'ya ya 3 K'da kalan da hop şurası Buradaki alanda 3A mı olacak arkadaşlar? Evet. Bak içeride bir nokta alınmış. Şu karşısında alanlar toplamı tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Burası 9A iken tüm alan kaç A yapıyor? 2 çarpı 9A'dan 18A yapar. E alan KLMN yani şurası 4A bölü alan ABCD 18A isteniliyor bizden. O da kaç yapar? 2 bölü 9 yapar arkadaşlar. Bunu da buna benzeterek çözmek istedim. Biliyorsunuz çözüm yöntemleri çok farklı olabiliyor. Ee, aslında bu çözüm yöntemi de bizim 5 yıldızlı alanla çözülüyor. Çünkü bunun ispatı zaten 5 yıldızlı alan formülünden geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Geldik bir sonraki nota. Paralel kenarda bir köşe gene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşittir. Bak. Bundan dolayı da şu özellik de geliyor. Birlikte inceleyelim. Arkadaşlar. Paralel kenarda şu dikmeler ne oluyormuş birbirine eşit oluyormuş. Hemen ispatını yapalım. Hocam 90 derece var. Şuraya bir alfa dersem, şuraya bir beta dersem. Alfaysa z'den dolayı burası da alfa mı oldu? Evet. Burası da beta mı oldu? Evet. Ya da farklı bir alfa beta'ya dalmadan da yapabiliriz bunu aslında. Hocam iki üçgende de taban aynı. Alanlar da aynı olduğuna göre. Taban aynıysa yükseklikleri de aynı olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Oradan dolayı geliyor. Ya da alfa beta'ya daldık. Hocam alfa beta'ya daldık. Şu kenarlar birbirine eşit değil mi otomatikman? Evet bak çift çizgilerin eşit olduğunu ispatlayacağım şimdi. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer olduğundan dolayı bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı eş üçgen oldu. O zaman alfanın karşı çift çizgisi alfanın karşısı gerçekten çift çizgidir. Hatta burada betanın karşısındakiler de birbirine eşit olmak zorunda. Yani şu kenarla da şu kenar eşit olur. Yani sen karşılıklı köşelerden dikmeler çizdiğin zaman bu dikmeler eşit. Aynı zamanda köşeleri olan uzakları da birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Sen şimdi yükseklerin eşit olduğunu anladın ya. Evet Burada bir köşegen çizildiğinde köşegen üzerinde bir nokta alıp üçgenler oluşturduğunda buradaki karşılıklı alanlar birbirine eşittir. Yani bu alan A ise burası da A. Bu alan B ise burası da B. Sebep? Çünkü arkadaşım çizdiğin yükseklikler her iki üçgende de aynı değil mi? Evet. Çünkü karşılıklı köşelerden çizilen yükseklikler birbirine eşittir. E hocam şu üçgenlere bakacak olursak B üçgenlerine bakacak olursak tabanları aynı. Yüksekleri aynı olduğundan alanları aynı olmak zorunda mı? Zorunda. E alanı şuradaki üçgenlerde de yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şu üçgende de ve şu üçgende de yine bu üçgenlerin de tabanları aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. Tabanları aynı yükseklikleri aynı olduğu için buradaki alanlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani köşegen üzerinde bir nokta seçilip böyle üçgenler oluşturduğunda şu karşılıklı alanları birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik bakalım o 41'e. Bunlar çok, çok özel durumlar arkadaşlar. Çıkar mı? Yani çıkarsa da ispatlayabilirsiniz de aslında. Ama bilinse iyi olur. Bu da tek yıldızlı bir özellik diyebiliriz aslında. Çok özelliğe bağımlı değiliz. Nereden geldiğini de gösteriyoruz ama. Unutsanız bu şeyi de yaparsınız. Ee, size kalmış bir şey diyemiyorum. Öncelikle soruda ne vermiş 10 verilmiş. Hocam burası 10 iken burası da nedir? 10'dur. Alan AIV A, isteniliyor bizden. Hmm. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Şu üçgenin alanını bulamam ki. Hiçbir kenar uzunluğu yok. Bir şey yok. O yok. Bu yok. Şu yok. Köşegen çizilmiş. E burada ne var? Dikkat edin. Yapacağınız hamleyi de sor soru kendini belli ediyor. Hocam 10 var burada. 10 tabanına ait yükseklik var. O zaman bir üçgen oluşturacak olursam böyle. E hocam bu üçgenin alanını bulabilirim ben. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Sarı alan. Neye eşit? 10 çarpı 4 bölü 2 eşit değil mi? Evet. Yani 20'ye eşit. Hocam bu alan 20'ye eşit olduysa. Bak köşegen üzerinde. Şu karşıtlı alanlar birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Burada kalan da kaç yapar o zaman? 20 yapmak zorunda arkadaşlar. Tamam. Bununla da ilgili bu tarz soruyla karşılaşabilirsiniz. Ama işte özellikle çok karşıyım ama hocam bunun ispatını nasıl yapacağız böyle işte? Yani işte bunun ispatını ispatıyla bu soruya da böyle yaklaşamazsınız da. O yüzden aslında paraya kenarda şunu bilin dediğim çok az bir şey var. O yüzden buradaki özel durumu da bilseniz sizin açınızdan faydalı olur. Şöyle toplasanız arkadaşlar 5'i geçmez herhalde paraya kenarda şunu bilin dediğim şey. <laughs> evet 6. geldi o zaman. Ama nereden geldiğini göstereceğim. Şimdi gençler paraya kenarın köşelerinde oluşan üçgenlerin alanları paraya kenarın köşe açısını oluşturan kenarlar çarpımıyla doğru orantılıdır. Aslında biz bunu daha önce üçgende de gösterdik. Nasıl gösterdik? Şöyle gösterdik. Hocam üçgende şöyle şöyle üçgenler olduğu zaman şu tepe açısı aynı ya. Hocam burası A, 2A, A ise mesela burası da K, K, K ise demiştik ki hocam şu ikisinin çarpımı sinüs alfa bölü 2 bu üçgenin alanı bu ikisinin çarpımı sinüs alfa bölü 2 de bu alanı. O yüzden katsayılar çarpımıyla üçgenlerin mesela bu üçgenin kolları çarpımıyla büyük üçgenin kolları çarpımı oranladığın zaman alanlar oranı eşittir. Çünkü kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 alt alta yazdığın zaman oradaki A'lar K'lar götürüyor sinüs alfalar götürüyor ondan dolayı geliyor. Peki paraya kenarda da bunu diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Diyebiliyoruz. Ve baya zor sorularda da işimize yarıyor arkadaşlar. Bakın şimdi buraya alfa dersem burası 180 eksi alfa mı? Sadece bu ikisini oranlayayım. Bak bu üçgenin alanı nedir? A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2. Hocam şu üçgenin alanı nedir? A çarpı 2 B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2. E hocam ne oldu? Bak sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet bunlar gitti. A'lar B'ler gitti. 1 bölü 2 yaptı. Yani katsayılar çarpımı 1 iken A yazdık buraya. Katsayılar çarpımı S yazdık daha doğrusu. Katsayılar çarpımı 2 iken 2S yazdın. Aynısı bak paralel kenarın köşelerinde oluşan üçgenlerde katsayılar çarpımıyla doğru orantılı yazabilirsin. Sebebi de sinüs alan formülünden geliyor arkadaşlar. Burada da katsayılar çarpımı 2 olduğundan burası da 2S oldu dedik. Peki hocam aradakini nasıl bulacağız? Bak şimdi paralel kenara baktığın zaman Hocam burası 2b, burası 2a. Şu üçgene bakacak olursan, şu üçgene bakacak olursan arkadaşlar köşegeni çizip bu üçgene bakacak olursan ve bu da aynı şekilde arkadaşlar o zaman e, aradaki açı alfa olduğundan katsayılar çarpımıyla doğru orantılı olacak. Yani burası 4a, burası da 4a. O yüzden paralel kenarın alanı kaç a yapıyor arkadaşlar? 8a yapıyor. 8s yapıyor daha doğrusu. Şuraya s dediysek bir tanesine katsayılar çarpımıyla. Hocam burası 4s, burası da 4s, burası da 8s yaptı. O yüzden paralel kenarın e, alanı da bak onu da yazın isterseniz paralel kenarın alanı da kas sayılar çarpımının iki katı. Kas sayılar çarpımı çarpımının iki katı diye yapın. Çünkü paralel kenarda iki üçgen olduğu için e, iki katı şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Önemli. Gerçekten güzel sorulardı. O karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu o yüzden buna da dikkat etmek lazım. Şimdi tüm alan 8S yapacak. 2, 4, 5 s buradaysa buraya da 3S kaldı. Hatırlayın biz bunu zaten demiştik böyle hani burası 3 bölü 8 olur diye böyle orta noktalar olduğunda bakın bunun üzerinde de size göstermiş oldum. Demek ki neymiş? Paralel kenarın köşelerine ait açılarda e, paralel kenarın köşelerine ait açılarda oluşan üçgenlerde katsayılar çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılı Paralel kenarın alanında katsayılar çarpımının 2 katıdır arkadaşlar. Tamam? Mı? Geldik buraya. Bak ne diyor? Burası 3k verilmiş, burası 2k verilmiş. Ebenin uzunluğu A iken burası da 2A verilmiş. Peki, CF uzunluğu 3k, şurası 3k. Ondan sonra FB uzunluğu 2k yazdık. Sonra Ebenin uzunluğu A, AE'nin uzunluğu 2A verilmiş. Hocam 3A iken burası da 3A mı? Evet. Burası 5k iken burası da 5k mı? Aynen öyle. Dikkat dikkat. Kas sayılar çarpımıyla doğru orantılı. Hocam burası 9 aysa 2 kere 1 2 kas sayılar çarpımı 2 a yaptı. Kas sayılar çarpımı 10 a yaptı. Paraya kenara baktığım zaman 5 kere 3 değil mi arkadaşlar? Paraya kenarında 5 çarpı 3'ün 2 katıdır arkadaşlar. Yani 5 kere 3 15 30. Paraya kenarının alanı da 30 a mı yapacak arkadaşlar? Evet. Madem paraya kenarının alanı 30 a yapacak. 19 21 ise buraya da kaç a kaldı arkadaşlar? 9 a kaldı. Dikkat dikkat. Burada 10A kaç? 10A eşittir 20 ise A2 geldi. Bizden ne isteniyor? X alanı isteniyor. Çünkü alan EDF isteniyor. X alanında neye eşit? 9A'ya eşit. O da kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. Yoksa bu soruyu çözmek biraz sizin için sıkıntılı olur. Bu yöntemi de bilmeniz sizin açınızdan faydalı. Ya topu topu dediğim gibi paraya kenarda önemli. Çünkü biz bunların uyarlamasını diğer konulara da yapacağız. Diğer konularda bu kadar şeyle karşılaşmayacaksınız. Ama çoğu kitaptan da özellik olarak bakacak olursanız az şey yaptık. Ya burada da alanda da özellik vermedik aslında. Temel yapıları verdik. Bir de 5 yıldızlı alan özelliğini verdik. Bir de yanında hani şu var ya. içeride bir nokta karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit verdik aslında. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar. Tamam bir de ekstradan kasayla çarpı ile doğru orantılı. Bu da genelde akılda kalıyor bu arada. Geldik buraya. Hocam. Neler var burada? Şuraya bakacak olursak burası K iken burası nedir? 2K. FC uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. AE uzunluğunu 12 demiş. Buraya 3 demiş. E ne yapacağız hocam burada? Bir şeyler yapmalıyız. Şu açıortaylı en azından kullanmalıyız değil mi gençler? Hadi kullanalım bakalım. Açı ortaylık, Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. 3K iken burası da 3K oldu. E hocam ikiz kenardan dolayı burası da 3K oldu. E sonrasında bir şey olmadı. Hocam şuradaki üçgenlerin alanları falan filan desek. Yok güzel bir şey gelmedi. Ne yapalım burada? 90 var 90'ı da kullanmam lazım. Ya ekstra bir açı ortay vermiş bir de 90 vermiş. Yani iki tane açı vermiş. Açıya dal diyor soru bana aslında. Dalayım o zaman. Alfa alfa dersem. Burası da alfaysa. Hocam buraya ne kaldı? Buraya 90 eksi alfa mı kaldı? Evet alfa 90 sa 90 artı alfaysa buraya 90 eksi alfa kaldı. E sonra ne yapacağız? E hocam burası 2 alfa ise burası da 2 alfa. Hocam şu ikisinin toplamı kaç yaptı? İkisinin toplamı 90 artı alfa. O zaman buraya da 90 eksi alfa mı kaldı arkadaşım? Evet. Aa ne çıktı? Hocam 90 eksi alfayı yazınca 90 eksi alfaya 90 eksi alfa yaptı. İkiz kenar çıktı. Ha, şimdi ben kas sayılar çarpma. A. Kas sayılar çarpma. 9 A diyebilirim. E hocam burada burası da 4 K olduğundan o zaman şu üçgeni de oluşturayım şöyle. Hop şu üçgeni de oluşturursam ne geliyor arkadaşlar? Kaç çarpımı? 8A. Paralel kenarının alanı ne yapacak? 3 çarpı 4 çarpı 2. Yani kaç çarpımının 2 katı olacak. Yani kaç sayılar çarpımının 2 katından dolayı o da 24A yapacak. Hocam 9, 10, 18 ise buraya da 6A mı kaldı? 24A olması için evet. 6A alanı neye eşit arkadaşlar? O da dik üçgenin alanı olduğundan 3 çarpı 12 bölü 2'den A alanını kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Bizden paraya kenarının alanı isteniyor. Paraya kenarının alanı 24A olduğundan. Çünkü paraya kenarının alanı 24A'dı. 24 çarpı 3'ten cevabımız 72 çıkar. Bu da son soru olsun arkadaşlar. Zaten bitti mi? Bitti. Böylelikle paraya kenarı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi paraya kenarda çok fazla özellik yok. Rahat bir şekilde halledersiniz. Kitaptaki özelliklere dalarsanız işin içinden çıkamazsınız. Bunlar benim söylediklerim bilmeniz gerekenler. Paraya kenarda bilin. Diğer konularda çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Evet gençler bu haftayı da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.